الو، evet. İstediğiniz ilacı getirdim Yiğit Bey. Aferin bana. Bravo Gazi. Yiğit Bey. Yiğit Bey. Yiğit Bey, Yiğit Bey, Yiğit Bey, Yiğit Bey. Yiğit Bey! Ne oldu Gazi? Niye bağırıyorsun? Ben şey ya, duymadınız diye bir sesimi yükselttim dedim. Dalmışım, kusura bakma. Ya estağfurullah. Öyle şey mi olur ya? Siz patronsunuz, istediğiniz gibi dalabilirsiniz. Ben şey diyeceğim. Ama sizde var bu, biliyor musunuz bu? Bu var yani. Ben sizi gözlemliyorum. Çok sık gözlemliyorum ben sizi. Bazen bir gölge gibi arkanızdan sizi takip ediyorum. Sizde böyle bir şey var. Nasıl diyeyim böyle? Anlatabildim mi? Ya ben size geçen 4 gün önce sordum ne içersiniz diye. 4 gün oldu. Hala cevap bekliyorum ya. Anladım Gazi. Uyarın için sağ ol. Şimdi izinde çalışacağım. Peki ben daha fazla uyarmayayım sizi. Ben müsaade isteyeyim o zaman. Ben şey yapayım. Yiğit Bey, ilaçtan günde bir adetten fazla alırsanız adamı nakavt eder. Hani ben diyeyim yani, aman diyeyim. Peki ben gideyim o zaman. Duydunuz değil mi Yiğit Bey? Herhalde duydunuz. Nakavt eder. Duydum. Toplantıya. Birazdan Yiğit Bey'le gelir. Toparlanın siz de. Zahmet etmeyin. Maillerinizi okudum. Dosyalarınızı inceledim. Sizin amacınız ne? Ben sizi profesyonel insanlar sanıyordum. Bu fikirlerin hepsi ilkokul seviyesinde. Bunlarla dergiyi birinci sıraya çıkarmamız en kibar ifadesiyle hayal. Bunun bir de kabası var. Editör, emin ol duymak istemezsin. Yiğit Bey, affedersiniz ama bu fikirler hepimizin onayladığı fikirler. Eğer yalnızca başlıklara bakmayıp biraz inceleyebilseydiniz... Başlıklar içeriğini anlamam için yeterli değil yani, öyle mi diyorsun? İnceledim ve kararımı verdim. Zayıf. O zaman ben size şöyle izah edeyim, pardon. Yiğit Bey, ben size şöyle izah edeyim o zaman. Şimdi biz eski işte arkadaşlarla beraber toplantı yapar. Yani toplantıyı şöyle yapardık biz. Bir beyin fırtınası şeklinde olurdu bizim toplantılarımız. Yani herkes çekinmeden, yargılanma korkusu olmadan özgürce fikirlerini ifade ederdi ve geri bildirim alırdık. Hani laf lafı açardı ve böyle hani bir keyifli bir sohbet ortamı olurdu. Yani peki öyle. O zaman keyif istiyorsan ben seni hemen şu anda evine gönderebilirim. Benden izinle. Gidersin eve, uzatırsın ayaklarını. Akşama güzel bir maç var. Açar onu seyredersin. Özgürce. Özgürce keyif yapmak istiyorsan evine gideceksin. Biz burada ciddi bir iş yapıyoruz. Peki size çok sevimli bir şey sorabilir miyim? Maçı izlemeye gelmek ister misiniz bu akşam? Konu kapanmıştır. Neşe Hanım. Buyurun Yiğit Bey. Cengiz Tarhan'la randevu işini halledebildiniz mi? Henüz kendisine ulaşamadık. Çok meşgulmüş. Henüz ulaşamadınız. Çok meşgul. Yani bunu da halledemediniz. Tamam. Bundan sonra ben ilgileneceğim bu işle. Size 20. yıl özel sayımızda onunla çalışmak istediğimi söylemiştim değil mi? Yiğit Bey, toplantı notlarını... Toplantı mı yapıldı ki notu olsun? Sil at hepsini. Bir de seninle uğraşmayayım. Bu hale geldi. Bu adam Amerika'da ne yedi, ne içti ya? Neşe Hanım, Neşe Hanım. Bunu alayım mı?
Ne bu ya? Hı? Ne bu hal? Aslen Hanım flamingo tarzında gelmemi istedi kendisi. Ben de o şekilde geldim. Olmamış mı? Olmuş mu? Sabır. Sabır. Allah Allah, olmaz mı ya? Yani arka taraf biraz kabarmış gibi. Ah. Şey. İzledim. O bastırma. Pardon. Of. Yiğit Bey mi hazırladı seni? Yo, aramız limon ya, biraz normal. Ağzını aç. Hı? Ağzını. Aç da. Aa. Hop hop. Hop hop. Onlar gerçek ya. Hı. Hmm. Allah. Değil mi? Böyle çıkmayacak. Sen tuvalete git. Kendin yap. Bitir ama, tamam mı? Bitsin. Ne diyecektim? Küpeleri Bülent Hanım'a giriver. Ne diyecektim ben ya? Şey, bir kafanı kaldır. Dur. Yavaş yavaş avuttum. Tamam tamam. Ya saçımı toplamıyorum tamam, ama. Tamam tamam. Aa, yavaş yavaş. Evet. Bir şey eksik sanki. Ben bana kurban olayım. Çaya bak. El hareketi yapma. Bakayım. Bu işte ya, kurcalama, bırak yani, hiç şey yapma. Valla ben bir fark göremiyorum. Bu daha güzel ya. O çiçek. Bıyıklı mıyıklı ama daha güzel. Şok, şok ve şok. Az önce kendi kulaklarımla duydum. Yiğit Bey Cengiz Tarhan'la görüşecekmiş. Vay be, gerçekten mi? İnanamıyorum. Çok meşgulmuş. Ama Yiğit Bey onu ikna etmiş. Ünlü mü? Ünlü mü geliyor? Aktarmalı uçuyormuş ve yalnızca bir saatlik vakti varmış havaalanında. İşte Yiğit Bey tam da bu bir saatte onunla görüşecek. Ve eğer ikna edebilirse 20. yıl sayımızda kapak fotoğrafımızı Cengiz Tarhan çekecek. Olaya bak ya. Abi o adam yani çok zor adamla çalışıyor. Yani herif bayağı primadonna mevzunun. Çeker mi ki? Ya bu adam bu kadar meşhursa niye aktarmalı uçuyor İstanbul'dan Paris'e? Ben onu anlayamadım. Çok heyecanlı değil mi? Yani Yiğit Bey sayesinde şu an... Hey. Tamam. Tamam, abartmayın. Cengiz Tarhan'la ilgili sunum dosyası kimdeyse derhal yollasın bana. Evet, bizdeydi dosyalar. Hemen geliyor. Vera. Arabayı da hazırlatın. 5 dakikaya aşağıdayım. Yiğit Bey, şoförü matbaaya yollamıştık. Nasıl yapsak? Aranızdan birini seçin o zaman. Onu da ben mi söyleyeyim? Esaslı adam. Aramızdan biri kurban. Arkadaşlar, birimizin götürmesi gerek. Hadi uzatmayın. Gönüllü var mı? Valla Neşe Hanımcığım, ben sizi geri çevirmek, sizi kırmak istemezdim ama... çayı yeni koydum. Benim şeyleri halletmem lazım ama. Aynen. Bizim Excel dosyaları falan çok yoğun, çok ay, evet. Var yani zaten. Buran yırtılmış mı senin? Yine mi ya? Hadi canım. Çıktı! Efendim çıktı! Bir gönüllü çıktı! Olmaz, ben şeyden, ben elimi kaldırmadım. Ne olur, hayır. Deniz, uzatma. Denizciğim, biz arkandan su dökeriz. Böylece çabucak gider gelirsin. O zaman ben gideyim, bir küçük su hazırlayayım. Olsun ya. Ne oldu? Limoniydin Yiğit Beyciğim, ne? Git düzeltir anı işte ya. Daha ne istiyorsun? Git. Sana mı düştü? Ha? Sana mı düşüyor? Düşmüyor. Thank you.
duşa basacaksın ya? Bütün tavuklar öldü ya. Ay bastık. Deniz, İyip Bey nerede? Gelmiş olması gerekiyordu. Buradayım. Bir yengeni. Ne yaptın Ziyiç'in? İşe aldık. Herkese 9 puan. 9 puan. Tabii o bir puan nerede kaldı diye soracaksınız. O da yarın burada vereceğim partide. Hani alkış? Ne alkış meraklısı bu şirket. Anladınız mı? Anlatabildin mi? Cemal. Anladın? Kaçmak yok. İşte haklı olduğumun bir kanıtı daha. Tam 12'den vurdum Buket. Hadi bakayım, hadi. Cemal, Asena'nın oğlu. Asena'nın. Şu meşhur partilerinizle ilgili ne düşündüğümü biliyorsunuz sanıyorum. Biliyorum Yiğit'cim, biliyorum. Ama bak ne güzel kutlayacak bir şeyimiz var değil mi? Hem akşam seninle iş hakkında çok önemli şeyler konuşmam lazım. Onun için ısrar ediyorum. Kırmazsın beni değil mi? Ha? Ayrıntıları köftecide konuşacağız. Ben önden gidiyorum, atlık yapma ya. Sen gelirsin. Deniz'cim, mailine 8 makale yolladım. Yazım hatalarını kontrol edip en hızlı bir biçimde bana geri dönmeni istiyorum. Ne kadar hızlı döneceğim? En geç yarın sabah. Merak etme, merak etme. Çok bir şey değil. 20.000 kelime o kadar. Ve biz bunu her gün yapıyoruz. İyi geceler. Efendim Zuzu? Nasılsın Zuzu? İyi misin? Hiç iyi değilim Zuzu. Şu anda karaya vurmuş bir deniz aslanıyım adeta. Sen ne yapıyorsun? Ya ben de spor salonundayım şimdi. Üyeliğimi yeniliyorum ama canım spor yapmak istemiyor hiç. Buluşsak mı? Of keşke ama nerede? O kadar çok işim var ki. 20.000 kelime. Çok fazla değil. Her gün yaptığımız şey. Anladım. Yalan oldu yani. Aynen öyle. Yani bitirebileceğimi zannetmiyorum ama bitirirsem belki ev. Belki evde buluşuruz. Tamam mı? Tamam hayatım, o zaman öyle yaparız. Tamam, bay bay. Yapıştırdı. 3'e kadar saymadın. Ne alakası var, sayacağım demedim. Ben, aslanı da, senin... dedin sen? Pis herif mi? Bana bak stajyer, kendine gel. Ya tamam anladık. Deniz Aslan gel bağırma aslan. Anladık, Deniz Aslan sensin. Tamam. Kim o yanındaki, Tuna mı? Alo. Alo. Ben bugün burada değilim. Ben gideceğim. Niye? Yiğit Bey'i göremem.
Ya Michael saçmalama, bir dik dur önce ya. Heh. Bir nefes al. Kambur değil mi? Evet. Yaparsın, manyak mısın sen? Ne alakası var ya? Sakin ol. Otokontrol. Ha, otokontrol yaparım. Yaparım ya. Ben bittim ben. Yapamayacağım. Lütfen bu konuyu kapatalım. Hayır, şş, tamam. Hayır, hayır ısrar etme. Yiğit Bey'i görmeyeceğim. Bitti. Deniz. Dün sana gönderdiğim maile hemen cevap vermişsin ve çok doğru yanlışlar bulmuşsun. Tebrik ederim. Bunları da hemen Yiğit Bey'e götürüyorsun, bana imza atıp getiriyorsun. Ama... Hemen! Ey gidi yumurtaya can veren Allah'ım ya. Kaçtı işte yani. Bir istek hakkı daha gitti. Bak pis herif. Pis herif, pis herif dedim. Farkında mısın? Ben nasıl gireceğim içeri ya? Sen o son çayı içmeyecektin Mayda. Ben dedim içmeyecektin. Çok doğru yanlışlar bunlar Deniz. Gel. Sağlamanız için. Için. Dün geceyi yaşanmamış sayacağım. Unutalım gitsin. Teşekkür ederim. Ayrıca dün Cengiz Tarhan olayından sonra sana söylediklerimi de unutalım lütfen. Estağfurullah. Öyle şey mi olur ya? Siz patronsunuz, istediğiniz gibi dalabilirsiniz. Ben şey diyeceğim. Ama sizde var bu, biliyor musunuz bu? Ya ben size geçen 4 gün önce sordum. Ne içersiniz diye. 4 gün oldu. Hala cevap bekliyorum ya. Sabiha Gökçen'e mi gidiyoruz dedim. Defalarca sordum. Karşıya mı geçiyoruz dedim ama cevap vermediniz. Neden? Neden? Çünkü beni hiç dinlemiyorsunuz. İyi geçti herhalde. Ha, çok iyi geçti. Çok. Hı? Neyse. Boş ver Michael ya, kafana takma. Akşama parti var, dağıtırsın yani. İçimden bir ses çok eğleneceğimizi söylüyor. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.